Yani mesanesi alınmak zorunda olan hastalara son yıllarda yapay mesane yapılabiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorları robotik cerrahiyle bağırsaktan yapay mesane yapımında yeni bir yöntem geliştirdi. Anadolu adıyla literatüre giren yöntemin diğerlerine göre bazı avantajları da var. Bu yöntemle şimdiye kadar 3 hastaya yapay mesane yapıldı. Ahmet Hamdi Kılıçel'in kanser nedeniyle mesanesi alındı. Bağırsaklarından yapay bir mesane yapıldı. Üstelik Türk doktorlar tarafından bulunan Anadolu yöntemiyle ameliyat olan ilk hasta oldu. Ameliyatım 10 saat kadar sürdü. Normalde benim durumumdaki hastalar 15-20 günde iyileşmeye başlıyorlardı. Ben bir haftada normal hayatıma neredeyse döndüm. Tamamen kapalı olarak robotik cerrahiyle vücudunun içinde bağırsaklarından belli uzunlukta bir parça alarak bu Zübeyir Talat Hoca'nın tanımladığı Anatolian Pouch tekniğine uygun olarak yeniden bir mesane oluşturduk. Bağırsaktan mesane yapımı bir süredir uygulanıyordu. Ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geliştirilen Anadolu yönteminin hem ameliyat sırasında hem de ameliyat sonrasında bazı avantajları var. Literatürde tanımlanmış Studer yöntemi var. Fakat Anatolian Pouch'un kreasyonunun daha kolay olduğunu, dolayısıyla robotik ameliyatlarda Studer'e göre daha az kompleks olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ameliyat sürelerimiz de daha çok kısalmış oluyor. Ben hocama çok güvendim. Çok doğru yolda ilerledik. Şu anda aslında hayat kalitemde çok fazla bir değişiklik yok. Normal insanlar da 3-4 saatte bir tuvalete çıkıyor. Ben de gene 3-4 saat kendimi bu konuda alıştırdım. Çok mutluyum ve çok iyiyim. Yapay mesane en sık kanser nedeniyle mesanenin alınması durumunda uygulanıyor. Mesane kanserinin en büyük nedeni ise sigara.